Değerli Elazığ'da buynuzcuları, herkese merhabalar. Elazığ'da bugün soruyor programının yine kıymetli bir konuğu var. Elazığ'ın tanınmış simalarından, tiyatro denilince akla ilk gelen simalardan, Almila Tiyatro Atölyesi'nin kurucularından değerli Mahmut Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız. Yerimize davet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Şeref duyduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi ilk sorumuzla başlayalım, fazla uzatmadan, klasik sorulardan biri. Mahmut Yıldırım kimdir? Kısaca kendinizden bahsederseniz seviniriz. Mahmut Yıldırım kimdir? Aslında 10 sene önce olsaydı kısa bir cümle verirdim, iyi bir insan derdim ama ilk önce iyi insan olmak için yola çıkan, daha sonra sanatla tanışıp sanatı iyi insanlarla icra eden bir kişilik diyelim kısaca Mahmut Yıldırım. Mahmut Yıldırım kimdir? 10 yıllık bir Almila Tiyatro Atölyesi Genel Sanat Yönetmeni ve kurucusu. 10. yılımızda Almila Sanat Derneği'nin kurucusu ve başkanı. Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Öğretmeni ve Elazığ'da bugün yazarı. Evet. Sanat köşesinin yazarı diyeyim. Ve Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyuncusu. Birçok sanatsal faaliyetlerde bulunduk. Çeşitli kamu kuruluşlarında TRT olsun, işte TRT Belgesel olsun, TRT Kürdü olsun, Birol Güven olsun, bunlarla yaptığımız işler dışında en güzeli de şu oldu. Kızılay'la güzel tiyatro oyunlarımız, şenliklerimiz oldu. Lösemili çocuklarımızla güzel şenliklerimiz oldu. Sevgi evlerine gittik. Yetiştirme yurtlarında güzel oyunlarımız oldu. Aracak olsun, Keban olsun, Elazığ'ın bütün mahallelerine, bütün köşelerine gidip hayatında hiç tiyatro görmemiş çocuklara tiyatroyu götürmekle ilgili bir insan diyebilirim Mahmut Yıldırım için. Mahmut Yıldırım kimdir kısaca? Elazığ adına, Elazığ'ı Türkiye'ye duyurmak adına, sanatla Türkiye'ye duyurmak adına elini değil gövdesini taşın altına koymuş, iyi insan olmaya çalışan birisi. Evet. Teşekkürler hocam. Yalnız içimden cımbızla aldığım bir cümle var. Sevgi. İşin kökeni sevgi. Çünkü hani değişik kurumlardan bahsettiniz. Hep baktığınız vakit böyle toplumsal fayda açısından yani şöyle söyleyeyim. Fayda sağlayacak önemli olaylar. Bunların tamamı sevgi içeriyor. Tiyatronun kökeninde de sevgi var. Evet. Sevgi ve inanç. Yani ünlü tiyatro adamı Konstantin Stanislavski'nin bir sözü vardır. İnanmazsan inandıramazsın diye. Kısa ve derinliği manası büyük olan bir sözdür. Biz bu sözle yola çıktık. Ama en büyük olarak en büyük idolümüz tabii ki Peygamber Efendimiz. Onun bir hadisiyle aslında yola çıktık. İlk en ufak, en uzak yolculuklara dahi ufak bir adımla başlanır diye. Biz bir adım attık. Ondan sonra Allah yürü ya kulum dedi. İşimize sevgimizi kattık, işimize fedakarlığımızı kattık, cefakarlığını çektik. Şimdi de 10. yılımızı kutluyoruz sanat hayatımızda. Ne mutlu bizlere. Nice 10. yıllara diyelim. Teşekkür ederiz. Gerçekten ben hani programa gelmeden önce bir araştırma yaptım. Zaten sizinle daha önceden görüşüyordum. Yılmadan çalışmışsınız. Ben onu gördüm. Evet. Hani maddi ve manevi olumsuzluklara rağmen kadronuzda çeşitli gençler var. Onların hayalleri var. Onları umutsuzluğa düşürmeden, Elazığlı sanatseverleri umutsuzluğa düşürmeden çeşitli eserler ortaya çıkarmışsınız. İlerleyen sorularda da soracağım. Şimdi hemen bir değinme yapayım. Elazığ'ın sanat açısından sıkıntıları olduğunu biz düşünüyoruz. İlerleyen sorularda evet. Zaten ona değineceğiz. Şimdi hocam bir diğer sorum. Size ilk kuruluştan bahseder misiniz? Hani sizin tiyatro düşünceniz nasıl oluştu? Kimlerle bu oluşuma girdiniz? Kısaca onlardan bize bahsederseniz. Kuruluşumuz aslında şöyle oldu. Ben Giresun Üniversitesi'nde okurken bizim tiyatro dersimiz vardı. Resmi müfredatta tiyatro alanında dersimiz var. İşim ben de birkaç kere sahneye çıkmış birisiyim. Sürekli imza atıp geçiyoruz. 2 ay, 3 ay oldu. Dedim ki bu iş böyle gitmez. Giresun Üniversitesi'nde tiyatroya bakan, daha doğrusu tiyatroyla ilgisi olmayan ama tiyatro dersine bakan bir öğretmenimiz vardı. Kendisiyle görüştüm, dedim ki ben imza atıp çıkmak istemiyorum dedim. Ben bir faaliyette bulunmak istiyorum.
Sağ olsun kendisi de bir oyun önerdi. İki kişilik bir oyun önerdi. Giresun Üniversitesi'nde tiyatro faaliyetlerine başladık. Sonra şiir geceleri olsun, Giresun'un çeşitli ilçelerinde turneler olsun yaptık. Çok okudum. Aşırı derecede okudum. Elazığ'a geldim. Üniversite bitti. Tabii üniversite bittikten sonra üniversitede öğrenci arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Böyle bir boşluğa düşersiniz. Hani iş hayatıyla üniversitenin bitimi arasında bir Arap vardır yani. O süredeydik. Şimdi çok hareketli bir hayattan geldik Elazığ'a. Yapılacak hiçbir şey yok. Elazığ'da şehir olarak kastediyorsun. Tabii yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü sanatsal etkinliklerin içinden gelmişsin. Güzel bir hayatın olmuş üniversite hayatı. Elazığ'a geldim bir boşluğa düştüm tabii. Elimde de bir tekstim vardı. Yani oyun metnim vardı. Ya Devlet Paşa ya Kuzgun Neşe diye bir oyun. Ben bu oyunu oynayacağım dedim. İlk oyunumun da bu kadar zor olacağını bilmiyordum açıkçası. Daha sonra o zamanlar Mehmet Zülfü Bulut ve Ömer Albayrak ikisi sağ olsunlar ikiletmeden kendilerine düşüncemi, davamı, neler yapacağımızı, neler istediğimi anlattım. Onlar da dağ gibi arkamda durdular. İlk önce 3 kişi başladık. Elimde sadece bir oyun metnim ve inancım vardı. Yanında da dostlarımız vardı. Daha sonra bir çay ocağında kuruluşumuza karar verdik. Dedik ki bir deneyelim, bakalım ne oluyor. Sağ olsun o zamanlar Türk Ocakları'nda bize yer verdiler. Türk Ocakları'nın ilk önce mekanı bulduk. Daha sonra arkadaşlarımızın gayretiyle oyuncularımızı bulmaya başladık. O zaman sosyal medya o kadar kullanılmıyordu. Oyuncularımızın ayaklarına gidiyorduk. Yani gecenin 11.30'unda, 1'inde sürekli böyle ev dolaşıyorduk. Böyle kafe dolaşıp oyuncu arıyorduk. En sonunda yaklaşık bir 40 kişiye ulaştık. Sonra Bismillah dedik. Bir Ya Devlet Paşa Ya Kuzgun Neşe adlı oyunumuza başladık. Ben ve benim yanımdaki işte arkadaşlarım bu işe inandık açıkçası. Gelen oyuncularımız da inandı. İnandırdık onları. Ve ilk oyunumuza çıktık. Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 gün kapalı gişe oynadık. Yaklaşık 1807 tane bilet satıldı. Yani bir dönem oyunu, bir tarih oyununun bu kadar bilet satması. 22 yaşında bir gencin ilk yönetmenlik deneyimi 3 gün kapalı gişe. Ben bile kendime inanamadım. Gerçekten hani Elazığ seyircisi bana inandı, güvendi, 3 gün kapalı bir şey oynadık ve müthiş bir oyun oldu. Daha sonra zaten Kerbela, İmam Hüseyin Kerbela oyunuyla sahneye çıktık. Bizim zirvemiz oldu. İzlemiştim onu. Evet, daha sonra zaten ilerleyen konularda diğer oyunlarımıza da gireceğiz. Evet. Hocam teşekkürler. Gerçekten sıkıntılı süreçlerden geçmişsiniz. Yani şimdi mesela İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da olsaydınız durum çok farklı olurdu. Büyük şehirleri kastediyorum. Elazığ'da olmanız, Elazığ'a tiyatro anlamında yatırım yapmanız gerçekten büyük bir fedakarlık. Çünkü büyük bir risk. Elazığ'da biliyorsunuz hani tiyatroya kapalı bir kesim, sanata kapalı bir kesim var. Onun dışında sanat aşığı, sanat hayranı bir kesim daha var. Siz o dönem kısıtlı kitleye hitap ederek bu riski göze almışsınız. Gerçekten evet. Takdire şayan hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Başarılarımızın da devamını diliyoruz. Hocam diğer bir soru. Elazığ'da sanata bakış açınız. Şimdi şöyle bir program var. Mesela biz sanat, kültür, sanatla ilgili haberleri okurlarımıza aktardığımızda genelde alta gelen yorumlardan bazıları şu şekilde. Elazığ ve sanat ne alaka? Elazığ ve etkinlik ne alaka? Oyun mu var? Elazığ'da tiyatro mu var? Yani sanki Elazığ'da kültür sanat olayı yok. Elazığ'da sanatçı yok. Elazığ'da tiyatrocu yok. Veya ismini unuttum diğer sanat dalları. Hani beni affetsinler. İsimlerini hatırlamıyorum. Sergi yok. Aynen. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Yani gerçekten Elazığ sıkıntılı bir şehir mi bu konuda hocam? Elazığ'da aslında sanatsal açıdan, sanatçı açısından sıkıntılı bir şehir değil. Aslında tam tersi, Elazığ birçok sanatçı yetiştiren, eli kalem tutan birçok oyuncu yetiştiren, senarist yetiştiren, yönetmen yetiştiren bir şehir. Yani bu geriye doğru gittiğimizde 1960'lı yıllar olsun, 70'li yıllar olsun birçok müzisyen yetiştiren bir şehir aslında. Bizden önce Rıdvan hocamız vardı, Rıdvan Dağlar, Abdullah Şekeroğlu olsun, Milat Erdoğmuş olsun, Reşat Bulut şimdi belediye konservatuvarında tiyatro bölümü başkanı. Bu hocalarımızın dahi
kıymetini bilmeyen bir şehirdeyiz aslında. Yani şöyle esprili bir geçen bir röportaj da olmuştu bir gazetede. Elazığ sanatın, Elazığlılığının sanata bakış açısı nedir diye sormuşlardı. Ben de 100 metreden dürbünle demiştim. Yani şöyle, Elazığ'da sanat yapılıyor. Elazığ'da dizi çekiliyor. Elazığ'da tiyatro oyunları oynanıyor. En basitinden şunu söyleyebilirim. Biz bu virüsten önce ve depremden önceki sene 2019 yılında Elazığ'da 6 tiyatro kulübü toplamda 21 tane oyun oynadı. Elazığ'da. 21 tane. Sezonda 21 oyunun olması demek Elazığ'da, yani 2 haftada bir oyunun olması demek. Elazığ için büyük bir artı. Büyük. Yani bir sezonun şöyle düşünün. Eylül ile Haziran arası düşünün. Yani 10 ayda 21 oyun. Yani ayda 2 veya 3 oyun. Bunun üzerine de şunu koyun. Devlet tiyatrosu da geliyor. Özel tiyatrolar da geliyor. Yani Elazığ'da 2019 yılında her ay 4 veya 5 tane sadece tiyatro oyunu oldu. Konserleri saymıyorum bile. Sanat bakımından zengin bir şehirdeyiz. Sanatçı bakımından çok zengin bir şehirdeyiz. Ama Elazığ'da sadece Elazığ halkının sanata sahip çıkmasıyla bu işler yürümüyor. Bir soru soracağım hocam. Çok özür dilerim. Sanata siyaset mi karışıyor hocam? Sanata siyaset karışmıyor aslında. Çünkü şöyle bir şey, çok özür dilerim. Okurlarımızdan da çok özür dilerim. Hocamın sözünü kestim. Girmem lazım daha ve. Yani tüm röportajlarımızda hangi alanla ilgili olursa olsun genelde iş dönüyor, dolaşıyor, siyasete yürüyoruz. Yani tiyatroda da siyaset dönüyor mu hocam? Siyaset dönüyordan kastım yani siyasetin, siyasi arenanın tiyatroya bir olumsuzluğu yansıyor mu? Şöyle diyeyim, seçim zamanlarında Bali'le böyleyiz açıkçası. Bütün siyasilerimizle ilgili konuşabilirim burada. Bali'de böyleyiz yani siyasi dönemlerde işte oyunlarımıza gelirler işte atkılar takılır evet. Biz sizi sahibiniz işte siz işte böyle gençlerle var olacağız, sanatçı kesimini çok seviyoruz, bla bla bla, bizim tiyatroda kuru gürültüye bla 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 rabarba denir, evet. Rabarba bla 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 rabarba diye ama işler bittikten sonra böyle bir sessizlik olmuş. Evet. Duymadım, görmedim. Yok. Evet. Oyunlarımıza çağırırız. Tabii hepsini işe katmam gelen yani bazı çok güzel, bazı çok değerli dernek başkanlarımız olsun. Gelen siyasi parti liderlerimiz bazen olsun. Bunlar arada bir gelenler olur. Bizim 10 senedir bizi bırakmayan seyircilerimiz olsun. Ama dediğim gibi tiyatroya siyaset karıştı mı? Karışmadı. Ama şunu isterdim. Keşke Elazığ'ın büyükleri, Elazığ'daki şu amatör ekiplere, şu sanatçılara bir destek çıksaydı keşke. Yani en azından bir salon ücretini kaldırsalardı. Tamam biz sizden bir şey istemiyoruz. Amenna, oyunumuza geliniz deyin ama ya bir bakın bu çocuklar neler içiyor, bu çocuklar nerede çalışıyor, bu çocuklar kira veriyor, bu çocuklar kostüm ayarlamaya çalışıyor. Bu çocuklar salon tutuyor. Bu çocuklar oyuncularına bakmak zorunda. Zaten hocam sizin mesela tiyatrodan mesela bir oyundan sahneden aldığınız giderlerin çoğunu karşılamıyor galiba. İçeri giriyor. Yani şöyle diyeyim. Biz her oyun oynadığımızda cepten gidiyor. Yani onu söyleyeyim. Yani şöyle basit bir hesap vereyim size Ümit Bey. Şöyle diyeyim size. Şimdi bir tiyatro oyunu oynamaya kalktığımız zaman size masrafınız şu, 1400 lira salon kirası günlük, yani 2 gün oynarsan 2800. Çok büyük bir rakam. Tabii, 400 kişilik salonun tamamını 20 liradan doldurduğunuzu düşünün. Ne yapıyor? 4000 TL gibi bir rakam ediyor. Şimdi bu 4000 TL'ye 1400 lira salon kirası ver. Hadi 1000 lira giderlere ver, kostümdür, dekordur. Hadi 1000 lira çalıştığın yerin giderini ver. Ne oldu? 2400, 3400. 600 lira değil de 1000 lira da afiş ve bilet diyorum. Bunlar gerçek rakamlar. Hani böyle hani kafadan attığım rakamlar değil. 1000 lira da oraya gitti. Ne oldu? 4400. Şey yapamaz mı? Bütün biletlerin satıldığı ne malum? Bir de o var. Artı oyun günü yemeği saymıyorum.
oyun günü aksesuar eksikliğidir, iğnedir, cattır, curttur, onları saymıyorum. Ne oldu? 1000 lira ya da 1500 lira içeri gibi. Evet. Ama biz bunu bile bile 10 yıldır 38 oyunda yaklaşık 168 kere sahneye çıktık. Bu konuyu bir yere bağlayacağım hocam. Yani çok büyük bir yemek var işin içerisinde. Şöyle ki, mesela Elazığlı sanatseverlere, Elazığlılara bir davranımımız var mıdır? Hani hepsine değil de belli bir kitleye. Çünkü neden? Detayını söyleyeyim size. Elazığ dışından gelen özel tiyatro ekipleri sahne aldıklarında biletleri bazen oluyor ki 24 saat geçmeden bitiyor, tükeniyor. Ama bizim gençlerimiz, sizler mesela, Elazığ'ın çocukları bir sahne almaya çalıştıklarında kapı kapı dolaşıyorlar. Biz görüyoruz, bilet satmaya çalışıyoruz. Bazı yerlerde içeri bile alamıyorsunuz. Evet. Bazı yerler kabul etmiyor. Yani bu sırf sadece sizler akar bir durum değil. Sanatla ilgili, sanatla uğraşan her sanatçının yaşadığı problem. Ama ben Malatya'dan geldim, ben işte Tunceli'den, ben İzmir'den, İstanbul'dan geldim Ankara diyen biri olursa hemen masaya tutuluyor. Biletler kapış kapış gidiyor. Ama bizim şehrin gençleri oynadığında kesinlikle kapılara gidiyor ve bilet de satmıyor, almıyorlar hocam. Buna ne dersiniz hocam? Büyük önderimiz Gökbörü Mustafa Kemal Atatürk. Bir gün köşkünde otururken kapıda sanatçılar onu ziyaret etmek için gelirler. Paşam kapıda sanatçılar bekliyor. Elinizi öpmeye geldiler. Mustafa Kemal Atatürk birden ayağa kalkıyor ve bilakis sanatçı el öpmez. Sanatçının eli öpülür. Müthiş bir lider. Sanata müthiş bir destek, müthiş bir bakış açısı. Ve böyle bir lider bir daha dünya üzerine ve Türkiye topraklarına bir daha da gelmeyecektir. Rahmetle anıyorum onu, kendisini. Sorunuza gelecek olursak buradan bağlamak istiyorum. Kapı kapı dolaştık. Hadi ilk oyunumuzdur kendimizi tanıtmak için. Hadi ikinci oyunumuzdur iyi bir reklam yapmak için. 3, 4, 5, 6, 32 oyun. Her seferinde biz kapı kapı dolaşıp oyunlarımızın biletlerini satıyoruz. Tanıtımlarını yapıyoruz. Afişlerini yapıştırıyoruz. Bazen sokaklara afiş yapıştırdığımızda afişlerimizin yırtıldığını, ertesi gün yırtıldığını görüyoruz. Yani afişler bizim evladımız gibi. Emek var, ter var, 6 aylık prova süreci var ve bir şeyler çıkarmışsın. Bir bakıyoruz ertesi gün afişler yerlerde paramparça. İşte bundan dolayı biz Elazığ'a işte niye bize sahip çıkmıyorlar diyoruz. Dediğiniz gibi ben şuna kalben şunu mütevazilik olarak söylemiyorum. Dışarıdan gelen özel tiyatrolardan benim oyunlarım kat kat daha iyi. Bunu da gördüm, izledim. Yani dışarıdan gelen özel tiyatrolarında izledim. Kendi oyunlarımı da görüyorum. Kendi çocuk oyunlarıma da bakıyorum. Dışarıdan gelen saçma sapan maskeli koca koca kafalar takıp sadece dış sesle oyun oynayan ve çuval çuval para götüren, gözün önünde çuval çuval para götüren Elazığ'ın kendi yerli parasını götüren kişileri de görüyorum. Aa, biz bugün de Caka'yı aldık diyenleri gözlerimle gördüm ve bunu görünce de gerçekten üzüldüm. Çünkü biz bir tiyatro oyunu yaptığımız zaman kapı kapı dolaşırız ama dışarıdan devlet tiyatrolarına hiçbir sözüm yok. Devlet tiyatrolarının kendi kemikleşmiş bir seyircisi vardır. Onlardan biri de benimdir. Yani devlet tiyatrosuna 4 lira 5 lira verirsin girersin. Sıkıntı değil. Yani devlet tiyatrosu gelsin. Amin. Baş üstüne. Ama dışarıdan gelen özel tiyatroların emin olun bizim amatör gençlerimizin oynadığı tiyatrolar onlardan daha güzel, daha iyi, daha kapsamlı. Ama bir bakıyorsun biletler 80 lira, 100 lira, bilmem ne kadar. Çocuk oyunları bir geliyor, biletler 40 lira, veliyle girersen 60 lira. Biz çocuk oyunu oynadığımız zaman 10 liraya, yemin ediyorum, bilet satamadık. 10 liraya ya. Ama İzmir ekibi geldi, haydi. Malatya ekibi geldi, haydi. Ankara ekibi geldi, haydi. Ben hayatımda hiç tiyatroya adım atmamış insanları sırf bir kere bir çocuk oyunu geldi. Sırf dedim ki bakayım kimler geliyor. Bir kuyruk var. Yani dersin beleş ekmek dağıtılıyor. Belediyenin salonunda yapılıyor. Ya belediyenin o girişinden, o salonun girişinden çıkışına kadar kuyruk var. Ağzım açıkta kaldı. Allah'ım dedim bu ne? Ve ben o kuyrukta benim oyunuma daha önce hiç gelmemiş böyle eş, dost, tanıdıklar çocuklarıyla görünce ısrarlarınıza, çabalarınıza rağmen
birebir mesaj atmamıza rağmen, birebir görüşmemize rağmen. Şimdi ben onları görünce dedim ki Allah'ım benim tek suçum Elazığ'ın çocuğum olmak dedim. Yani bu bir tek ben değil. Elazığ'daki bütün tiyatro kulüpleri adına konuşuyorum. Bizim tek suçumuz Elazığ'da yaşamak mı? Yani tamam batıdan gelen yönetmenlerle, senaristlerle de görüştük. Dedik ki bizim suçumuz doğulu olmak mı? Peki hocam bu oynadığımız oyunları yani farklı bir şehirde oynamış olsaydık. Kral olurduk. Elazığ değil de atıyorum İzmir'de, İstanbul'da. İzmir'i geç. Tunceli'de oynasaydık. Değil mi? Kral olurduk. Oluşumu Tunceli'de yapmış olsaydınız şu an... Tunceli'de olsaydık kral olurduk. Diyarbakır'da yapsaydık kraldık. Malatya'da yapsaydık kraldık. Erzurum'da yapsaydık kraldık. Geçtim. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, bilmem nerede. Elazığ dışındaki. Hakkari'de yapsaydık kraldık. O zaman yani sonuç şuna varıyor hocam. Elazığ gerçekten bazı alanlarda çok sıkıntılı. Sanatçısına sahip çıktı. Neden bütün sanatçılar Elazığ dışında şu anda? Elazığ'ın en gözde sanatçıları. Bu işte sporda da böyle hocam. Yani konumuz değil ama misalen şehrimizi temsil eden Elazığspor bir futbolcu transferi yaptığında yabancı bir isim söylendiğinde futbolcularda bir heyecan oluşuyor. Ama Mehmet, Ahmet, Hüseyin denildiğinde adam çok iyi, o gelecek olandan çok çok iyi. Kimse bakmıyor bile. Bu kim diyor. Niye? Yani Elazığ'ın gerçekten bu sıkıntısı var. Bir yabancı hayranlığı var hocam. Biz bunu görüyoruz. Yani bunun da ben açılacağını pek zannetmiyorum hocam. Herhalde bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Buranın değişmesi lazım. Evet. Sanata bakış açısının değişmesi lazım. Spora bakış açısının değişmesi lazım. Trabzon'a gittim. Bu kadar kendi şehrine bağlı, bu kadar kendi sanatına bağlı, bu kadar kendisine bağlı başka bir şehir görmedim. Belki çoğu kişi Trabzon sevmez ama inanılmaz şekilde takımlarını tutuyorlar. Her taraf bordo beyaz, bordo mavi. Sanatçısını en basitinden otogarda bile kendi firmalarını o kadar iyi kolluyorlar ki başka şehirlerin firmalarının gelmesine biraz böyle elekten geçiriyorlar. O şekilde bir sistemler var. Başka ama şehrin ismi bile anılması abes olur herhalde orada hocam. Yani Trabzon sevdalısı, Trabzonspor sevdalısı bir kitle var. Yani en basitinden Fenerbahçe bilekliğiyle yanlışlıkla gezdim. Evet. Yani bakışları görmen lazım. Formasını giysek neler yaparlardı. Dediğim gibi Elazığ'da bağlılık inanılmaz şekilde bağlılık var. Ama dediğim gibi Elazığ'da yaptıklarımızı başka şehirde yapmış olsaydık gökyüzündeydik. Evet. Ama şöyle ben Elazığ'daki sanata bakış açısını şöyle değerlendiriyorum. Koşu bandı gibi ne kadar koşarsak koşalım aynı yerdeyiz. Evet. Durunca zaten geriye düşüyoruz. Tüm anlamda böyle zaten sanat, spor, siyaseti konuştuk. Hepsinde durum aynı hocam. Hepsinde aynı. Yani sanatı sen bir gün bırak, sanat seni üç gün bırakır. Evet. Peki hocam, oyunlarınıza katılım babında gerekli ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Yani mesela duyurularınızı yaptıktan sonra önceden sosyal medya yoktu. Zor ulaşıyordu biz kitlelere. Ama şu an sosyal medya aracılığıyla, işte sanal ortamlar aracılığıyla ciddi bir kitleye ulaşabiliyorsunuz. Sosyal medya olayından sonra bilet satışlarınızda kitlenin oyunlara gelmesinde bir değişiklik oldu mu? Şimdi 2014 veya 2015'ten önce hatta 2016'dan önce sosyal medya bu kadar etkin değildi. Yani bir Facebook dışında bir Instagram falan hiçbir şey yoktu. Yani bir Facebook'tan ulaşabildiğimiz ulaşıyorduk. Bir de normal mesajlarla ulaşıyorduk. WhatsApp falan da yoktu. O zaman etkin değildi. Biz ne yaptık? Biz kapı kapı dolaşıp kendi davamızı anlattık. Yani bilet satamasak da kendimizi anlattık. Girmediğimiz, çıkmadığımız hiçbir kurum, hiçbir dernek, hiçbir avukatlık bürosu, maliye müşavirlik bürosu kalmadı açıkçası. Herkesten kendimizi haberdar ettik. Yerel basın bize çok destek oldu sağ olsunlar. İşte Kanal Fırat, Kanal 23, yerel medya, yazılı medya sağ olsunlar çok destek oldular. Onların hakkını ödeyemeyiz. Bir dediğimiz iki etmediler. Yani gel dedik geldiler. Çek dedik çektiler. Daha ne yapsınlar adamlar. Oyunlarımızı çektiler. Haberlerini yaptılar. Oyundan sonra haberlerini yaptılar. Elazığ'ın bu oyunları duymaması imkansız açıkçası. Medya desteği konusunda sıkıntı yok. Medya desteği konusunda hiçbir sıkıntı yok. Son dönemlerde bu ismimiz tanınınca yani bir Mahmut Yıldırım, bir Almila Tiyatro Atölyesi ismi yukarıya ayyuka çıkınca bu işler daha da kolaylaştı. Tanıtım daha da kolaylaştı. Yani yaptığımız işler bir önceki oyunun üstüne çıkmak hesabıyla yaptığımız için
herkes şunu biliyor. 2011 yılında bizi izleyen adam 2021 yılında da beni izliyorsa demek ki büyük bir başarı var. Demek ki ben kat 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 üstüne koya koya gitmişim. Yani bir önceki oyunumdan daha bir oyun çıkarmışım ve seyirci şunu biliyor. Mahmut Yıldırım demek ki oyun çıkarıyorsa bir öncekinden iyidir. Evet, yani bir oyuna gelen kişinin yıllar sonra aynı oyunu, mesela aynı oyunu olduğu tarihsel oyunlar özellikle yine gelmesi kalitenin göstergesidir. Kerrele oyunundan bahsedeyim. 13 defa sahne aldık Elazığ'da, 13'ü de kapalı iş oynadı ve 13 kere de aynı kişilerle gelip izledim. Benim o dönem en fazla duyduğum, her tarafta gördüğüm afişi vardı Kerrele. Mesela olmaz. Güzel bir oyun sergilemiştim. Ama Kerbela oyununu, diğer oyunlarımız olsun, Kömürhan'dan dışarı iki kere çıkarabildik. Biri Erzurum turnesine gittik, biri de kendi imkanlarımızla İzmir Festivali'ne gittik. Yani o da içler acısı bir durumdu. Yani biz zamanın belediye başkanı vardı, bu Şahin Bey'den önceki belediye başkanı. 15 Temmuz süreci vardı. Kendisiyle birebir 15 Temmuz meydanında kendisini görüp birebir konuştuğum ve dedim ki Sayın Başkanım, işte Elazığ'ın bize sahip çıkmamasının en büyük göstergesini size tek bir anıyla anlatacağım. Dedim ki Sayın Başkanım, biz Doğu Anadolu'yu, bak Elazığ demiyorum, Doğu Anadolu'yu temsilen İzmir'deki festivale gideceğiz. Bir tiyatro oyunu oynayacağız. Tiyatro oyunumuzu oynarken de sahnede Elazığ Belediyesi'nin, gidişte Elazığ Belediyesi giydirilmiş minibüsünün sponsorluğunu yapacağız. Ben Almil olarak değil, sizi temsilen gideyim. Benim için bir kayıp değil. Ben orada Elazığ'ı temsilen gitmek istiyorum. Doğu Anadolu'yu temsilen gitmek istiyorum. Abi çok merak ediyorum. Kerbela oyunuyla gitmek istiyorum. Ve büyük bir oyun. En büyük oyunumla gideceğim. Tamam dedi, git dedi. Dedim ki şoförüm var, minibüsüm var. Sadece benzin koyacaksınız. Başka hiçbir şey istemiyorum. Para da istemiyorum. Biz gidiyoruz zaten. Tamam dedi, git dedi. Bizim dedi kurulumuzda işte şu 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 kişiler var. Tamam dedi, gittim. 3 gün geçti, festivale kaldı 4 gün. Bizim 2 gün sonra yola çıkmamız lazım. Gittim, belediyede tabii mektupta okuyordum. Ne oldu? İşte kuruldan olumsuz cevap geldi. Yani belediye bize destek vermedi. Ben vazgeçtim mi? Asla. Yani inandığım yolda gitmekte üstüme yapıyorum. Cebimden o zaman bir otelde resepsiyonistlik yapıyordum. Aldığım bütün maaşı benzin parasına verdim. Ekibe dedim ki toplanın gidiyoruz. Benzini ben koyacağım dedim. Gittik. Bomboş minibüs, tabii böyle belediyenin hiçbir şeyi yok. Gittik festival yerine. Festival yerinde gördüğüm manzarayı size söyleyeyim. 7 bölgeden 7 tane tiyatro ekibi gelmişti. Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'dan biz gelmiştik. Sarıyer Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işte Edirne Belediyesi, bilmem ne Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi. Bizim minibüs bembeyaz, kalbimiz kadar temiz. Hiçbir ve biz hiçbir sponsor. Yarım saat ötede Çeşme var, biliyor musun? Bizim çocuklar yalvardılar. Gidelim Çeşme'ye girelim. Benzin bitmesin diye, cebimizdeki para gitmesin diye biz yarım saat öteye gidemedik. Minibüs bir hafta orada yattı. Soyunma odası olarak kullandık minibüs. Ve diğer ekiplerin hepsi gezdi dolaştı. Biz orada oturduk. Hocam yani gerçekten üzüldüm. Yani bunlar acı olaylar. Biz de o manzarayı görünce üzülmüştük. Sponsorunu bulamadan, gerekli desteği alamadan, kendi başınıza hani benzini harcamamak için yolunuzu değiştirmemeniz gerçekten ben üzüldüm. Elazığ'ın ayrı diye düşünüyorum. Ama medyaya yansıtılan şeylerde, mesela bize gelen haberlere, bizim gittiğimiz ortamlara, basın mensuplarının bulunduğu ortamlarda bir ekran vardır. O ekranda şey vardır mesela, işte biz sanatçıyı ve sanatı destekliyoruz, kültür ve sanata önem veriyoruz. Demek ki bunlar sadece reklam. Yani ben sadece bir kişiyi madem destekliyorlar, genel Elazığ siyasetini eleştiriyorum ben bu anlamda. Demek ki sadece biz sözde destekliyoruz. Şimdi madem destekliyorlar, 11 yıldır faaliyette bulunan ve şurada zaten afişlerimizi görmüşsünüzdür. 2010 yılından 2021 yılına kadar her yıl sürekli oyun çıkaran Elazığ'da tek bir ekip var. Almila Tiyatro Atölyesi.
Madem destekliyorlar, benim kiramı hala kendim ödüyorum. Madem destekliyorlar, salon parasını kendi cebimden veriyorum. Madem destekliyorlar, evet, turneye kendim gidiyorum. Nerede? Birkaç yer değiştirdiniz hocam. Bu maddi imkansızlıklardan kaynaklı. Evet. Evet. Ben 2 sene önce kendi mekanımı kapattım ama yok ben bu değilim dedim. Tekrardan açtım. Yani bu durum şeye de etkiliyor. Elazığlı çocuklara, gençlere de etkiliyor. Yani tabii etmez mi? Sizin şekilinizin kırılması... Onların da kırılması demek. Onların da şeklinin kırılması anlamına geliyor ve siz yoksanız onlar da otomatikmen sahada harcanacaklar. Ve hayalleri yıkılacak. Evet, yani tiyatroyla ilgilenen bir çocuk, tiyatroya aşık olan bir çocuk, ben tiyatrocu olmak istiyorum diyen bir çocuğun tüm hayalleri yıkılmış olacak. Bu çocuk ben terörist olmak istiyorum demiyor. Bu çocuk ben kalem tutmak istiyorum, sanatçı olmak istiyorum, benim hayallerim var, dizilerde oynamak istiyorum diyor. Ne yapacağız? Destek vermezseniz, hadi ben olmadım, diğer ekipler olmadı. Ne yapacağım? Bu çocuklar nereye gidecek? Bir Mount Yıldırım gibi deli değiller ki kendi ekibini kursunlar. Evet, geçen... Sizle beraber PS Tiyatro Kurulu vardı. Hı-hı. Onların bir videosu vardı. Biz de yayınladık, denk geldik. Duygu yüklü bir video hazırlamışlardı. Siz de herhalde aracınızda yer almıştınız galiba. Maddi imkansızlıklardan bahsedildi. Hani biz kendi cebimizden karşılıyoruz. Bir destekçimiz yok. Bu Elazığ'da tiyatro kulüplerinin en büyük engel diye düşünüyorum. Sonuçta mesela diyelim ki bir tiyatro kulüpleri var ama gençlerin önünü açmak için bir şeyler yapılması gerekiyor. Gençler bunu görünce otomatikmen kenara çekiliyorlar ve tiyatrodan, sanattan uzaklaşıyorlar. Ama bunun hakkında ne dersiniz hocam? Geçenlerde Elazığ işte turne destekli böyle özel tiyatrolar diyoruz ya, Kültür Bakanlığı'nın böyle büyük ödenekler alıp gelmiş oyunları geliyorlar. Oyunlarını izliyorum. Kendimize bakıyorum. Ben diyorum Allah Allah. Gözlerimiz doluyor mu hocam? Yani ben diyorum Allah Allah. Mantıklarım sen niye bu kadar iyi oyun oynuyorsun ki? Yani ben sen de bir 2 sandalyeyle 3 sandalyeyle çık sahneye. Evet. Al paraları, çuvallara doldur çocuk oyunuyla çık. Yani ben bugün mesela bu kadar tanınmış olmasaydım şey yapacaktım, hakkımdaydı. İzmir ekibi olarak Elazığ'a çocuk oyunu getirmiş gibi görünüp hani bakayım ne yapacaklar diye. Hani karşılarında birden beni görecekler böyle. Evet. İzmir ekibi falan. Ama işte sizi yaramayacak. Sürpriz olacak. İzmir'den geliyoruz. Bugün Elazığ'dayız. Elazığ'da. Afiş çıkaracaktım. İzmir'den geliyoruz bugün. Aslında Dızmış'ın denenen... tiyatro kulübü diye. Aslında denenebilir hocam. Yani bir sosyal... Yapabilirim. Yani ayıp olur. Burada... Hani bir gün İzmir ekibi diye beni karşınızda görebilirsiniz. Ya buradan sanatseverleri uyarıyoruz. Yani ben şöyle dedim. Kesinlikle şimdiye kadar hani hiç ağlamadım. Yani bu konuda hiç böyle şikayette bulunmadım. Neden bana destek vermiyorsunuz demedim. Ne yaptıysam kendi tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Yani Elazığ'da bana bir kişi çıkıp da diyemez ki ya Mahmut Yıldırım benim sayemde buralara geldi diyemez. Dedirtmem. Evet. Benim Mahmut Yıldırım benim sayemde özel okullarda çalıştı diyemezler. Mahmut Yıldırım burada benim sayemde geldi diyemezler. Ne yaptıysam tek başıma yaptım. O yüzden bunun haklı gururunu yaşıyorum. Burada oynadığım 32 farklı oyunun 32 farklı evladımın haklı gururunu yaşıyorum. Ve Elazığ'da bu oyunlar bir daha da oynanması zor. Yani özellikle şöyle bir durum var. Sizin ekibinizden çıktı da sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerden şu an ulusala giden, ulusal oyun sergileyen çeşitli dizilerde yer alan, var, filmlerde yer alan oyuncular var. Bu gerçekten büyük bir başarı. Eğer siz bunu yapmamış olsaydınız bu gençler belki başka yerlerde olacaktı. Yani şöyle diyeyim, en basit örneği diyeyim. Fırat Meymiş diye bir oyuncumuz vardı bizim 2011 yılında yanımıza geldi. İnanılmaz sessiz bir çocuktu. Şu anda yardımcı yönetmenliğini yapıyor. Artı oyun yönetecek kapasiteye ulaştı ve oyunlar yönetiyor artık. Fırat Meymiş meyilliydi. Madde kullanımına, yani sadece bir örnek veriyorum. Diğer oyuncular, bir sürü böyle bir oyuncum geçti. Ama sanatın gücü sayesinde Fırat Meymiş şu anda sanatla iç içe bir drama eğitmeni oldu. Bir yönetmen oldu ve oyunlarını yönetebiliyor. Ben de Elazığ'dan gittikten sonra ekibi Fırat Meymiş ve Doğukan Erdoğan'a bırakıp öyle veda edeceğim. O
Hocam gidiyorum derken Elazığ dışına çıkıyorsunuz herhalde. Evet, Elazığ dışına çıkacağız. Komple bırakıyor musunuz? Elazığ şöyle diyeyim, temelli bir Erzurum yaşantımız olacak. Bahçeşehir Koleji Erzurum kampüsüyle anlaştık. Baktık Elazığ bize bakmıyor. Desteklemiyorlar. Artık şimdi diğer şehirdeki kişiler bizi daha çok tanıyorlar. Daha çok değer verdiklerini gördük. Yani bu herkes için geçerli değil. Elazığ'da çok değerli insanlar, çok değerli büyüklerimiz var. Sürekli yanımızda olan sanatseverlerimiz var. Onlara binlerce teşekkür ederim. Yerel medyamıza, sosyal medyamıza çok teşekkür ediyorum onlara. Gerçekten inanılmaz destekler verdiler ama bir yere kadar artık. Çünkü Mahmut Yıldırım da artık yapacağını yaptı. Elazığ'da 10 senedir her sene 4 tane 5 tane oyun çıkardı. Baktı olmuyor, artık bakmayacak bundan sonra. Değer gördüğü yerlere gidecek. Bakalım oralarda neler olacak, neler bekleyecek bizleri. Yaşayıp göreceğiz. Peki hocam, döndük dolaştık, en baştaki soruma geri geldik. Elazığ'dan demek ki destek almışsınız. Hiçbir zaman. Evet. Birkaç kişi hariç veya yüzlerce kişi hariç diyelim, sanatseverler hariç diyelim hocam. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor otomatikman. Mahmut Yıldırım gidecek. Kırılmış daha doğrusu. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Şimdi Mahmut Yıldırım gittiğinde bu çocuklar nereye yönlendirilecek? Gençler ne yapacak? Benim dışında kim umurunda olacak? Yani merak ettiğim şey Mahmut Yıldırım kadar ilgilenen kişiler olacak mı? Ben Mahmut Yıldırım isminden başka bir isim duymadım. Yani bunu merak ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Çünkü sizin gitmeniz tiyatro anlamında, sanat anlamında şehre gerçekten olumsuz yansıyacaktır. Deprem ve pandemi sonrası bu da cevası olacaktır diye düşünüyorum. Depremde 8 defa sahneye çıkarak kendi rekorumuzu kırdık. Depremden sonra virüs 2020 yılında 8 kez sahneye çıkarak inadına tiyatro diyerek insanları tiyatrosuz bırakmamak adına sahneye 8 kere çıktık ve Yunus Emre oyunumuzu 150 kişiye oynadık. Bizim en az seyircili oyunumuzdu ama en güzel oyunlarımızdan biriydi. Mesela bu sene Yunus Emre yılı değil mi? Dünya üzerinde Yunus Emre yılı olarak kutlanıyor. Ve en azı da Yunus Emre oyununu oynayan bir ekip var. Yunus Emre oyununu oynayan bir ekip var. Bir tane kişi gelip bana demedi ki ya hocam bu sene Yunus Emre yılı, biz şiirlerini okutmaktan, işte anılarını anlatmaktan bıktık. Hele sen gel bir tiyatro oyununu bir tekrar bir oynasana ya. Bak parasından bahsetmiyorum ha. Evet, sanatsal açıdan. Parasından bahsetmiyorum. Evet. Hocam Yunus Emre evet. yılı. Aynen. Gel bize bir Yunus Emre'yi bir oynasana bir. Sen oynamışsın. 2 hafta mı alacak sadece? Yeniden çalışıyorum. Herkesin ezberinde, oyuncular da burada. Yunus Emre de burada. Birikmiş bir arşiv var. Aynen. Var. Hazır oynanmış oyun. Yani hazır bir prodüksiyon. Hocam Yunus Emre yılı. Hele gelin bir Yunus Emre'yi oyna. Hocam peki bu işinizle alakalı oyuncular mı? Şimdi şöyle, şimdi Elazığ'dan ilk giden kişi ben değilim. Buna ben kaçmak demiyorum. Elazığ şöyle, yani Rıdvan Hoca da gitti. Abdullah Şekeroğlu da gitti. İşte Reşat Bulut hocamız da gitti, bir daha geri geldi. Elazığ'da şehir tiyatrosunu dahi kendi şehrimiz şehir tiyatrosunu dahi desteklemedi. Yani böyle bir şey yok, böyle bir komedi yok. Yani biz konservatuvar tiyatro bölümünü Reşat hocamız kurdu. Ya ona bile ya konuşurma ne çok konu. Vallahi yani ya artık ben kendimizi geçtim. Ya istemeye istemeye yani şimdi ben Elazığ'da dururken neden Erzurum beni sahiplensin? Anlatabildim mi? Neden Erzurum Mahmut Yıldırım'ı sahiplensin? Neden Tunceli Mahmut Yıldırım'ı çağırsın? Niye Kars şehir tiyatrosunu gel bize kur diye Mahmut Yıldırım'la görüşsün. Sizden önceki programda Buca Spor Futbol Kulübü altyapı antrenörü Semih Ayaz'la röportaj yapmıştım. Ona şöyle bir soru sordum. Dedim hocam Buca Spor gibi kaliteli bir futbol kulübü gelip sizi keşfediyoruz. Bu en azından ayrıdır dedim. Konumuz oraya varıyor hocam. Yani sizin içiniz gerçekten çok dolu. Erzurum'a gideceksiniz. Neden? Elazığ'a gelip desteği alamadığınız için. Desteği almış olsaydınız şu an
Farklı ben, konularda. Ben gittikten sonra ne olacak? Bilmiyorum yani. Ben çocukları düşünüyorum hocam. Siz çocuklar... Ekibinizi düşünüyorum. Hani şöyle deriz ya, liderler vardır. Yani sonuçta siz bir lidersiniz. Çocuklara, gençlere yol gösteren, ekibinize yol gösteren bir lidersiniz. Lider olmayınca nasıl gidecek bu işler, nasıl yürüyecek? Gençler özel, özel okullar da dahil belki 1500-2000'e yakın çocukla haşır neşir olur. Genç ya anaokulu olsun. Hepsinin gönlünde ufak da olsa bir yere sahibim. Yani bu çocukları bırakıp gitmek tabii zor olacak ama mecbur kalıyoruz hayat şartlarında. Evet. Sanat baktık Elazığ'da gerçekten dediğin gibi tepedeki kişiler tarafından değer görmeyince ne yapacağız? Sürekli dışarıdan kişiler getiriliyor ama dönüp de şöyle yan tarafa bakıp Elazığlı çocuğu hadi gel sen de bir çık diğerini görmedik açıkçası. Yani şöyle mesela bizim oyunlarımızda şöyle bir şey var. Her güne özel oyunlarımız var. Birisi de bir gün çıkıp demedi ki kardeşim gel bize oynayın. Mesela biz İstanbul'un fethini oynamışız. Yemin ediyorum 3 sene önce Ankara'da İstanbul'un fethini oynayan bir ekip getirttiler. Binlerce para harcadılar. Olay bu. Ya hocam şöyle bir şey. Vekiller mesela diyelim ki hani bu dönem kastetmiyorum. Geçmiş yılları kastediyorum. İsim vermeden söyleyeceğim. Vekillerin sahnenize gelmesi size nasıl katkı sağlayacaktı? Mesela nasıl katkı sağlıyordu? Büyük bir reklam. Büyük bir reklam. Bursa'da büyük bir reklam diyeyim. Atıyorum mesela 10 tane oyun oynadınız. En az 5 tanesine vekil katılmış olsaydı size artist olur mu? Tabii ki. Müthiş bir artist olurdu. Çünkü şöyle görüleceklerdi. Kendi açılarından söylüyorum. Biz Elazığ'ın sanatına sahip çıkıyoruz havasıyla gideceklerdi ve emin olun sempati kazanacaklardı. Abramovich'in Chelsea'yi aldığı gibi. Evet. Hocam şimdi projelerden bahsedeceğim de bahsedecek bir şey kalmadı. Neden bahsedecek bir şey kalmadı? Var. Bu masanın siyahlığı içimiz karardı yani şu bugünkü sohbetten sonra. Yani keşke böyle güzelliklerden bahsetseydik. Yani böyle evet. Deseydim ki mesela bize senelik 50.000 TL veriyorlar. Çıkın oynayın lan. Peki bu imkansızlıklar içinde mesela bu seneler yaptığınız bir dizi çalışmaları ne yaptı biliyor musunuz? Evet. Biz 5 bölümlük bir dizi çektik ya. Elazığ'da Meçhul diye 5 bölüm dizi çektik. Sağ olsun Ahmet Alan, Mithat Benli, Yavuzhan Öztürk kardeşlerim, abilerim. Güzel bir ekip kurduk. Dizi ekibi kurduk. Güzel bir prodüksiyon kurduk. Hasan Kaya adlı bir yönetmen arkadaşımız güzel görüntülerle bir kamera, tripod, reflektör, boom ve cimbal. Drone'la kullanmıştınız. Drone'la kullandık ve 6 parçayla biz 5 bölümlük 40 kişilik ekiple bir dizi çektik Elazığ'da. Profesyonele yakın bir dizi oldu. Sokak çocuklarını ele aldık. İnanılmaz bir dizi. Ve Filbox dijital platform bizi keşfetti bak. Yine Filbox İstanbul İstanbul firması Elazığ'da çekilen bir diziyi satın aldı. YouTube dizisini satın aldı. İkinci sezonda satın almak istiyorlar. Biz çekelim diyorlar. Ve yine aynı konuya geleceğim. Destek konusu. Şimdi biz sıfır sermaye, sıfır sponsor, kendi cebimizden 5 bölüm dizi çektik. Muhteşem bir dizi oldu. Ya bunu bile izlemiyorlar Elazığ. Ya bunu bile izlemiyorlar arkadaş. Yani ya bu kadar mı sahipsiniz arkadaş? Yani girin şu diziye bir bakın ya. Bu çocuklar neler yapıyor, neler yapmış. Ya İstanbul'dan Filbox Digital diyor ki ben senin dizini satın aldım. İkinci sezonda satın alacağım. Muhteşem iş yapmışsınız, profesyonel bir iş yapmışsınız bize diyor. Ya Elazığ'da bir Meçhul dizisini tutturamadık ya. Elazığ'ın dizisi diyoruz bak. Elazığ'ın dizisini Elazığ'da tutturamadık. Az önce bahsettiğimiz konu. İzlenmeler 10.000 15.000. İzlenmeler 10.000 15.000. Ya açın bir merak edin bu çocuklar ne yapıyor? Bu çocuklar dizi çekti Elazığ'da ya. 5 bölüm dizi çektik ya. Sizin hatanız Elazığ'da olmamız hocam. Valla özür dileriz Elazığlıyız. Elazığlıyız değil mi? Karadeniz'de de ben ilk üniversiteye kazandığımda nerelisin diye sordum ben de. Diyordum Elazığlı. Ha olsun. Ya kusura bakmayın Elazığlıyım diyordum. Ha, gurur duyuyoruz Elazığlı olmaktan. Örfümüzü adetimizi yaşatmaktan, Elazığlı olmaktan gurur duyuyoruz ama ya sıkıntılar değil. Ya. Allah. Diyorum ya dizi ya bırak tiyatro oyunlarını ya dizi çektik Elazığ'da. Her anlamda yani. 55 dakika her bölüm 55 dakika dizi.
Var mı daha test? Konuşmamızın başından da değindik zaten. Her alanda spor, sanat, bunlar birbiriyle bağlantılı zaten. Destek yok, hiçbir destek yok. Dediğim gibi bir dizi çekmişsiniz. Kendi cebinizden sermaye yatırarak, hatta size artısı bile olmamıştır maddi anlamda. Yok, götürüsü fazla. Ben götürüsü oldu. Yani ben mesela izledim. 4 bölüme kadar izleyebildim ben. İzleyeceğim. Önümüzdeki hafta da sezon finalini yayınlayacağız. 5. bölümü. Görüntü kalitesi çok çok iyi. Ben gerçekten çok hoşuma gitti. Drone sahneleri, o efektler filan. Kesik mahallesinde çekmek. Kurgu çok iyi. İşte senaryo çok iyi. Ya inanılmaz. Oyunculuk iyi. Yani bu sizin oyununuz şehrin her köşesine katkı sağlayacak. Atıyorum sizi. Elazığ'ın bütün sokaklarında çektik. Tabii o siz... virüsün yasak olduğu kısımlarda boş sokakların hepsini çektik. Siz mesela oraya gittiğinizde ne olacak? Orada esnaftan bir su alacaksınız. Gençler gidip çay alacaklar. Ne olacak? Oradaki esnafa da katkınız olacak. Ya siz bu katkıyı, bu desteği sağlıyorsunuz. Ama 1-0-1 kadar olamadık biliyor musun? Adana 0-1'e bir sahip çıktı. Evet. Bir yani belediyesinden valiliğine, cezaev kurumundan bilmem neyine 0-1 ne oldu? Blue TV'ye patladı gitti. Evet. Blue TV aldı 0-1'i 10 milyon dolara. Şu an zaten en fazla şeyi yani. Meçhulü izlesinler, bir de 0-1'i izlesinler. Evet. Aradaki kalite farkını, senaryo farkını görebilirler. Görüntü kalitesi ondan daha üstün diyebilirim. Yani bunu samimi olarak söyleyeyim, ben ilk 4 bölümü izledim. Kolay kolay beğenmem ben, arkadaşlar bilirim. Yani görüntü yönetmeni olarak, kurgu yönetmeni olarak. Evet, ben çok beğendim. Üzüldüm hatta, hani bu konuşmalarımızdan sonra gerçekten artık düşünce yapım da değişti. Şimdi biz daha ne yapalım? Elazığ'ın sanata bakış açısı, spora bakış açısı, siyasete bakış açısı, yani olumlu bir şeyle karşılaştık. Oscar ödüllü bir filmi tiyatro sahnesine taşıdık. 12 Öfkeli Adam diye bir film, filmden tiyatro sahnesine, inanılmaz bir oyun. Evet. Filmi de inanılmaz, tiyatro oyunu da inanılmaz. YouTube'da 80 bin izlenme almışız. Elazığ'da Nurettin Arşoğlu'nda 200 kişi oynadık. 6 tiyatro ekibi birleştik. 6 yönetmen ve 6 en iyi oyuncuyla sahneye çıktık. İzleyen 200 kişi, sosyal medyada izleyen 80 bin kişi. O da çoğu Elazığ'da. Türkiye'nin 27 şehrine ben tekst gönderdim bizim oyunumuzu beğendikleri için. Ve şöyle de bir şey var sevgili izleyiciler. Fransa'nın Burgos ve Paris kentinde benim 3 tane oyunum oynandı. Kervera, İstanbul'un Fethi ve Çanakkale oyunu. Fransa'ya kadar ulaşıp Elazığ'a ulaşamamak nasıl bir duygu? Yani artık buradan seyircilerimiz yorum yaparlar altta. Mahmut hocam soruyor, artık önünü kesemiyorum, bir şey diyemiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten bugün dolu dolu bir program oldu. Yani üzüldük. Çoğu bölümde üzüldük. İnşallah Elazığ ilerleyen dönemlerde umudumuz yok şu an için ama gereken ilgi halkayı gösterir sanata, sanata. İnşallah bizden daha ileri gelir. İnşallah hocam. Size de Erzurum'da başarılar diliyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Hakkımız varsa helal olsun. Bizlerden de helal olsun. Çünkü oyunlar, Elazığ'a da helal olsun. Oyunlar oynadınız, geldik, sahnenizde yer aldık. Hani bizlere bazen duygusal anlar yaşattınız, bazen bizi güldürdünüz. Sizin sayenizde oldu bunlar. Çok teşekkür ederim. Sanatın sayesinde diye. Yani. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli konuklarımız, Elazığ'da bugün soruyor programının bugünkü konuğu. Elazığ'ın yetiştirdiği önemli isimlerden sanatçı, tiyatrocu, Alimle Tiyatro Atölyesi kurucusu, genel yayın yönetmeni, Mahmut genel yayın yönetmeni, genel sanat yönetmeni Mahmut Yıldırım oldu. Kendisine huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Erzurum'daki çalışmalarına da başarılar diliyorum. Eyvallah. Sağlıcakla görüşmek üzere.